Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli tinozur görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. İstanbul'daki çoğun tiptiki medeniyet körgezmesi devam kılmakta. 5 April Barın Kırgıncılıkının 29. yıllığı münasebeti bilen İstanbul'un Avat Cayları'dan Fatih Rayonu Saraçhane Bağçısı başlatılgan Milli Medeniyet ve Xtay Vahşiliklerini ifadeleydigan çoğun tiptiki resim körgezmesi bugün 4. günüge kadem koydu. Körgezmede Barın şehitlerinin suretleri koyuluş bilen birge Uyghurlarının milli hastalıkını ifadeleydigan resimlerimi koyuldu. Şundakla Uyghur halkıge ait herhıl taamlarımı ziyaretçilerge takdim kılındı. Körgezmede yana halkımız hazır duçkilevatkan zulüm ve bastırışlar eks ettirilgen suretler koyuldu ve teşvikat varakçıları tarıktıldı. Şundakla münasvetlik video filmler körüstüldü. Bu katımlık suret ve medeniyet körgezmesi 5. April'den 10. April'gıcı devamlaştıran bulup, faaliyet asaslıqı Şarkı Türkistan halkının hazır duçkilevatkan ciddi vaziyetini Türkiye'deki yerli kıyrındaşlarımızga tonuşturuş, cemaat fikri payda kılış, bu arkalık Türkiye halkının kolluşuğu erişiş, ve mevcut gün tertibini devamlaştırış maksadı içildi. Her günlük faaliyette ziyaretçilerinin körgezmeye bolgan kızıkışı intayın küçülük buldu. Nurgun kişiler Şarkı Türkistan'ın hazırkı içinişlik ekvalı hakkında malumat aldı ve meydandaki ziyaret hatirisi depteriye özlerinin tesiratını yazıp imza koydu. Faaliyet Şarkı Türkistan Mağrıbe Hemkarlık Cemiyeti, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği, Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Agentliği ve Şarkı Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti hadimlerinin nihayeti ciddi hizmet kılışı bilen devam kılmakta. Barlık kıyrındaşlarımızdan bu faaliyetini kollab kuvvetlişini ve körgezmeki kadem taşırıp kılışını ümit kılımız. Faaliyet orni İstanbul Fatih Rayonu Saraçhane Bağçısı Meydani, İstanbul Şehirlik Hükümetinin Kıypaş Udulu'da. Şarkı Türkistan heyeti Kuveyt Milli Meclisi'ni ziyaret kıldı. 8 April Düşenbe günü Şarkı Türkistan Mağrıbe Hemkarlık Cemiyeti ve Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'den teşkillenen heyet, İslam dünyasında Şarkı Türkistan meselesini tanıtış ve resmi devlet orulları, cemaat erbapları ve cemiyetinin her sahalarının kollişini kolgu keltiriş için başlatılan halk diplomatiye hareketi dairesi içi de Kuveyt'e yitip vardı. Heyet bugün Kuveyt Milli Meclisi azası ve Kuveyt Ümmet Prinsiplerini Koğdaş Cemiyeti Başkatibi Dr. Muhammed Hayfi El-Muteyri'ni Meclis'teki hizmet işhanesinde ziyaret kıldı. Dr. Muhammed Hayfi El-Muteyri Kuveyt Millet Meclisi'de Şarkı Türkistan meselesini birkaç kıtım kün tertipke elip gelgen kişi bulup, heyet onun Şarkı Türkistan davasını kollagallıkı, zalimge karşı mezlumnun yenidip olgallıkı üçün rahmetini bildirdi. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Maarif Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği Muavin Reisi Sıracıdın Azizi ve Birlik'nin davet grupsidin Habibullah Küsani ve Mahmutcan Damollam Katarlıklardın teşkillengen heyetinin ziyareti devam kılmakta. Xtay 13 nöper Kazak oğlanlarına tökmet bilen hüküm ilan kıldı. Şarkı Türkistan'da devlet terörlüğü yürgüzü vatkan Xtay dairleri Şarkı Türkistan'ın Altay vilayeti de ticaret bilen şoğullunu vatkan Xtay'ı kan kusturgan Osman Batur'un evlatlarından bolgan 13 nöper Kazak kıyrındaşlarımızga cemaat şekilde yalgan sot ecep, ularga artkan herhıl tökmetler bilen 3 yıldın 20 yılgıcı bolgan arlıqta kamakkı hüküm kıldı. 31 Mart keng tarqalışqa başlagan bu haber ictimai uçurlarda qattıq gulgulu qozgıdı. Ularga artılgan tökmet bolsa, ularının kanunsuz ammevi teşkilat kuruşu boldı. Mınlıgan inkasçılar Xtay tecavüzçilerinin bu yolsuzluğunu lanetledi. Kazak haber torunun bildirişçe bu yigitlerinin hemmesi pekat ticaret bilen şuğullandıgan, etrafıdaki yetim yısırlarga yardım kılıdıgan yaşları bulup, cinayet ve zulüm üstüge kurulgan komünist rejimi, ularının yakşılık hareketini bu yolsuz icraatı bilen vaxtınki tosqan boldı. Şarkı Türkistan Milli Armiyesi kurulganlığının 74 yıllığını kızgın tebrikleyimiz. 1945 yılı 8. April'da Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kurgan Milli Armiye 1949 yılı 13. ayda emelden kaldırılıp, Xtay İşgalçı Armiyesi'nin 5. korpusu'a aylandırıldı ve 1950 yıldınkin tarıqtı bitildi. Tarih 1945 yıl, del bugün 4. ayının 8. günü,
aziz vatanimiz Sharq Turkistonning G'uljida Sharq Turkiston milliy armiyasiga bayroq topshirish marosimi o'tkazilib, milliy armiyaning qurilganligi rasmiy jakarlandi. Milliy armiyaning formalarini Sovet armiyasiningkiga taqlid qilib tikdirdi. Armiyaning pagon, kakar bayroqlarini bekitib chiqdi, medal va ordenlarni tarqatdi. Milliy armiya bosh shtabi qarmog'ida harbiy ta'minot boshqarmasi, siyosiy boshqarma, ijroiya boshqarmasi, harbiy sud, urush tadqiqot boshqarmasi qatorliq organlar ta'sis qilindi. Palnov bosh qo'mondonlikka, Zunun Tiyipov muavin bosh qo'mondonlikka, Motigorov bosh shtab boshliqligiga, G'ini harbiy sudning bosh sudyaligiga, Abbasov siyosiy boshqarmaning boshliqligiga tayinlandi. Umumiy askari kuchi 40 mingdan oshdi hamda butun armiya tövendagi qismlarga bo'lindi. Ulastay atliq 1-chi polki, Ulastay atliq 2-chi polki, Suydun atliq 3-chi polki, Mong'uk atliq batalyoni, Loba atliq rotisi, atliq zapas polik, Tungan atliq batalyoni, Suydun atquchi piyodi 1-chi polki, G'ulji atquchi piyodi 2-chi polki, G'ulji vaqtliq piyodi 4-chi polki. Qo'mondonlik shtabga bevosita qarashli qismlar, topchilar batalyoni, muhofizachilar batalyoni qatorliqlar. Piyodi qismlar har bir polik 2 batalyon, 1 batalyon 3 rota, 1 rota 3 izivot, 1 izivot 4 uduliniya bo'lib, taxminan 2500 jangchidan tarkib topgan. Otliq qismlar har bir polik 4 otliq rota va 1 pilemotchilar rotasidan tashkillangan bo'lib, taxminan 1000 nafar jangchini o'z ichiga oladi. Milliy armiya qurilgandan keyin darhol shimol, janub, sharq qatorliq 3 yo'linishlik jang planini tuzib chiqdi. Shimoliy sap Altay va cho'chaklarni ozod qilish, sharq sap sharqqa yurish qilib, Jing shixolarni ozod qilib, Manas daryosidan o'tib Urumchini elish. Janubiy sap Muzat davonidan o'tib Oqsuvni ozod qilish, undan tashqurg'on partizanlari bilan maslashib, butkul Janubiy Turkistonni ozod qilish. 1945 yilning oxirida bayroqni Shingshishog'a qadab bo'lish. Shimoliy sapda 1945 yili 9 ayning 9-chi kuni milliy armiya Altayda Gomindan armiyasining 1130 nafar askarini asirga oldi va Altay partizanlari bilan uchrashib, shimoliy sapning urush vazifasini g'alibalik tamomladi. Sharq sapda milliy armiya 4-chi aydan boshlab davomli sharqqa yurish qilib, Jing shixolarni ozod qilib, 9-chi ayda Urumchiga 150 km kelgan Manas daryosi bo'yiga keldi. Ayni vaqtda Gomindanning Urumchida faqat 3000 askarga yetmaydigan 6 batalyon askari qolgan bo'lib, Sharq sapning jang vazifasi asosiy jihatdan o'rindilib bo'lgan edi. Janubiy sapda Sopaxun polkovnik Oqsuvning yerimini egallab bo'lgan bo'lib, Tashqorg'on partizanlari mo Kucha, Yengisar qatorliq joylarga hujum qilib, hatto Qashqarni mo bir mazgillik egallagan edi. Ulug' ajdodimizning vatanimizning ozodligi yo'lida bergan qurbonliklarini chuqur minnat bilan aslaymiz va barliq shahidlarimizga Allohdan cheksiz rahmat tilaymiz. Inshaalloh pat arida qo'limizdan tortqizib qo'ygan shonliq armiyamizni texmo kuchlik shaklda qayta qurib chiqamiz. Washington shahrida Uyg'ur erkinlik marshi tantanalik o'tkazildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha 6 aprel kuni Washington shahrining eng avat joylaridan bo'lgan Hurriyat maydonida Uyg'urlarni qutqizayli temasida birlashma yig'ilish faoliyati o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur inson haqlari qurilish tashkiloti, Burma vazifa kuchlari qatorliq tashkilotlar birlashib uyushtirgan bu qitimqi birlashma yig'ilish faoliyatiga Washington shahri va uning qo'shni joylaridagi Uyg'ur jamoati, Kanadadan kelgan 100 nafar kishilik Uyg'ur jamoati, shuningdek har qaysi masjidlar orqali bu qitimqi yig'ilishning e'lonini anglab aloyidan kelgan necha yuzligan chat ellik musulmonlar birlikda ishtirok qildi. Yig'ilish maydoniga cho'ridab chizilgan foto suratlar va boshqa munosabatlik rasmlar Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish vaziyatining real kartinasini kishilarning diqqatiga sundi. Munbarga esilgan milliondan ortiq Uyg'ur g'oyib bo'ldi. G'oyib ota-onalar, qarindoshlar, och-singillar va do'stlarimiz qayerda degan cho'ng plakat alohida ko'zga ko'rinib turdi. Yig'ilishda bu faoliyatning riyosatchisi Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining mudiri Umar Qanat afandi oldi bilan so'z qilib, Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida qisqacha ma'lumot berdi. U so'zida bu qitimqi yig'ilishga kelgan kishilarning haqni yoqilash jasoratidan to'limiz suyunganligini bildirib, Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy fojiani dunyo jamoatchiligining etnik tozalash, insoniyatga qarshi jinoyat, madaniyat qirg'inchiligi degandek o'xshamagan shakllarda atayotganligini, endi qaytilanmaydi deb qaralgan irqiy tozalash qilmishining 21-chi asrda yangi boshdan o'ttirg'i chiqayotganligini bildirdi. Keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dulqunay Isa so'zga chiqdi.
u so'zida navbatdagi lagerlarda ezilayotgan millionlagan uyg'urning ozodligi uchun bu xildagi faoliyatlarni davomlashtirishning muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Arqadan Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Rabiya Qodir xonim so'zga chiqib, Sharq Turkistondagi siyosiy bostirishni dunyoga oshkoralagan axborot sohasiga o'z tashakkurini bildirdi. Shuningdek, bugungi faoliyatga kelgan uyg'urlarning har birini vatandagi uyg'urlarni hurlikka chiqarish harakatining bir avangardi bo'lishga chaqirdi. Arqadan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshat Hasan, Burma vazifa kuchlari tashkilotining raisi Imom Malik Mujohid, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilaridan Roshan Abbas, Washington shahridagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal, Uyg'ur karxonachilar to'rining qurg'uvchisi Quzzat Altay, lager shahidi Mehrigul Tursun qatorliqlar ayrim-ayrim so'z qilib, Sharqi Turkiston xalqi duch kelayotgan reallikni navbatdagi Uyg'urlarning normal insonlardek hayot kechirishiga zarrachimi imkon qolmaganligini jonliq misollar orqali tasvirlab berdi. Shuningdek, yordamsiz qolgan Uyg'urlarga xalqaroning yordam qo'lini sunishi lozimligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.